Bariyer Dibinden mutlu günler değerli izleyenler. 23 Şubat Salı akşamındayız ve 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan Bursa ve İstanbul koşularını değerlendirmek üzere sizlerle beraberiz. Öncelikle yayınımıza hepiniz hoş geldiniz diyelim. Günün programına gidelim sevgili yarışsever dostlarımız. Yarış heyecanı ilk olarak Bursa'da başlayacak. 6 koşulu bir program bizi bekliyor. Günün ilk koşusuyla birlikte saat 15'te Bursa'da Altılı Ganyan heyecanı başlayacak ve Siyah Bayrak Ayna.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan yayınımızda olacak. Bursa koşularını değerlendirecek. Yarış heyecanı Bursa'nın ardından İstanbul'da devam edecek. İstanbul'da da 8 koşulu bir program bizi bekliyor. Günün 3. koşusuyla birlikte saat 18.30'da İstanbul'da Altılı Ganyan heyecanı start alacak. Ve yarış yazarı Burak Spayler yayınımızda olacak. Burak Spayler İstanbul koşularını detaylı bir şekilde değerlendirecek. İlk olarak biz yayınımızda İstanbul diyeceğiz, İstanbul'u konuşacağız. Ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım sevgili dostlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Yine şöyle yayının başında bir beğeni yaparsanız yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsınız. Ve katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz. İbrahim Yücel katıl butonu üzerinden aramıza katılan, destek veren dostlarımızdan hoş geldiniz diyelim. Erol Kaya, selam Cemil Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim mesajını göndermiş. Hoş geldiniz, aleyküm selam diyelim. Evet sevgili dostlar, bu arada kısa bir bilgi daha verdikten sonra İstanbul değerlendirmelerine geçiş yapacağız. Bundan böyle artık şayet bir aksilik olmazsa birçok gün özellikle İstanbul, Adana ve İzmir özelinde idman pisti görüntülerini de Cemil Taşkale TV YouTube kanalımızda görebilirsiniz ki yarın yapılacak olan İstanbul koşulları ile ilgili idman pisti görüntülerini bu videonun açıklama kısmına link olarak bıraktım. Linke tıklayarak da idman pisti görüntülerini seyredebilirsiniz dedikten sonra Burak Spayler'i daha fazla bekletmeyelim ve İstanbul koşularını değerlendirmek üzere Burak Spayler yayınımıza hazır. Burak, hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Hoş bulduk sevgili Cemil. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seninle daha önce radyo döneminde birçok defa bir araya geldik. Değerlendirmelerini bizimle paylaşmıştın. Bu kez YouTube kanalı özelinde bizi kırmadın. Yayınımıza katıldın. Bu anlamda öncelikle sana bir teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eksik olma. Elinden geldiğince sen de yarışseverlere her şekilde hizmet etmeye çalışıyorsun. Biz de elimizden geldiğince sana bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Allah seni de yolunu açık etsin. Daha iyi yerlerde inşallah seni göreceğiz. Elimizden ne geliyorsa destek olmaya çalışacağız. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Hüsamettin Alaca da kolay gelsin. Cemil abi mesajını paylaşmış, dostlarımızdan gelen mesajlar var. Seninle 8 koşulu İstanbul programını değerlendireceğiz. Az önce de belirttim. 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan heyecanı start alacak ancak yarışsever dostlarımız tabii ki 1. ve 2. koşu Altılı Ganyan dışı koşularla ilgili de senin değerlendirmelerini merak ediyordur. Vakit kaybetmeden şöyle günün ilk koşusuna geçiş yapalım. İstanbul'da günün ilk koşusu bir maiden mücadeleyle start alıyor. 4 yaşlı Araplar kısa mesafede olacak. 1300 metre sentetikte 14 isim seyredeceğiz ve aralarında ekürler var tabii ki. 10 numaralı Ülgen Bey, 13 numaralı Kaynarca ekürü olarak start alacak. 1. dörtlü Ganyan'ın başlangıç ayağı neler söylersin bu koşu özelinde? Burada bir isme, Yedili Plase koşusunda ve 1. koşuda birer isimden bahsedeceğim. Buradaki bahsedeceğim isim yarış hayatının 2. startına çıkacak olan 8 numaralı Şan Verdi. Bir ay önce yarış hayatının ilk startını almıştı, hatırlayalım. O gün için iç kulvara yakın başlamıştı yarışı. İçeriden kalabalık bir yarıştı, 11-12 atlı bir yarıştı. Geri start, 7-8 starttan başlamış, içeri doğru hamle yapmıştı. Ve o gün startı iyi alamamıştı, en geri kalmıştı. Grubu oldukça geride takip ediyordu. Düzlükte çok ciddi ara kapattı. Ve bir ara 200'de mutlak olarak ilk ikiye girmesi gerekirken yaşadığı trafik sorunundan ötürü çok net bir şekilde üçüncü olabileceği bir yarışı altıncı olarak tamamlamıştı. O gün sahada çok konuşulan bir atlı Şan Verdi. İlerisi için yarış hayatı çok parlak olacak, çok farklı. İşte idmanları izleyen arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede, sahadaki jokey menajeri arkadaşlarımızla ve idman jokey arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede ileriye dönük çok farklı bir at olduğu yönünde bilgiler alıyorduk Utay'la ilgili. İlk yarışında dediğim gibi yani, performansını olumsuz yönde etkileyen şey yarış hayatına başladığı startı ağır almasıydı. Daha iyi bir start alabilmiş olsaydı çok net bir yarış yapardı. Onun altını çizeyim. Bugün biraz, bugün için biraz eksik koştu ama kazanmaya yakın bence Şan Verdi.
Peki 8 numaralı Şan verdi. Müslüm Çelik idaresinde notlarımız arasında yerini aldı. 1. 4'lü Ganyan özelinde ve geçelim günün ikinci koşusuna. Saat 18'de 6'lı Ganyan dışı bir diğer koşu. 7'li Plase'nin ve 1. 3'lü Ganyan'ın başlangıç ayakları diyebiliriz. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetikte buluşacak. Handikap 14 mücadele, burada da 5 isim seyredeceğiz. Azatlı bir koşu. Bu koşu için neler söylersin? Lemonade diyeceğim. Son yarış sentetik pistteki 3 şart mücadelede Queen of Darkness'ın 4 boy arkasında kaldığı yarışı hatırlayalım. Hı hı. Fena değildi. Etkiliydi. Bu yarış altılı Ganyan içerisinde olmuş olsa koşan 5 ata da eşit şans verirdim. Onu söyleyeyim. Peki. Birbirine çok denk güçteki atlar. Onun da altını çizeyim. Yarış severlerimiz burada önereceğim bir Lemonade için 7'li Plase'de risk alabilirler ama 1. 4'lü Ganyan, sıralı ikili, işte farklı oyun yönlerinde tek başına değerlendirmeleri çok doğru olmayabilir. 7'li Plase için Lemonade'i risk edebiliriz, şans verebiliriz, onu söyleyeyim. Peki 6'lı Ganyan içerisinde olsa diğer atlara da şans veririm diyorsun ama özellikle 7'li Plase özelinde 5 numaralı Lemonade Hışman Çizik idaresinde notlarımızın arasına girdi. Gelen mesaja göz atalım. Erkan abi göndermiş. Uzman Erkan. Cemil'cim iyi akşamlar. Burak Spayler'e de ayrıca saygılar, sevgiler. İyi bir yayın olacağına eminim. Bol şans olsun demiş. Erkan abi de özellikle Şanlıurfa bölgeleriyle alakalı, Doğu bölgeleriyle alakalı yayınımıza katılıp değerlendirmelerini yapıyor. Erkan abiye de selamlar olsun. Selamlar olsun. Burak, ilk iki koşuyu değerlendirdik ancak asıl heyecanın başlayacağı üçüncü koşu altılı Ganyan'ın başlangıç ayağına geçiş yapıyoruz İstanbul'da. Zor bir koşuya benziyor. Satış iki mücadele. 3 yaşlı İngilizler kısa mesafede buluşacak. 1200 metre sentetikte 13 isim seyredeceğiz. Tabii aralarında ilk defa start alacak isimler de var. Tamamı için ayakları düz bassın diyelim ve bu detaylarla beraber sözü sana bırakalım. İstanbul'da altılı Ganyan nasıl başlar? İlk ayakta önereceğim isim, her ne kadar aradan sonra koşacak olsa da özellikle Ocak ayında çok sık galopları olan, Aralık ayında da yine hazırlık yapan bir tay var burada. Hı hı. 2 numaralı Bravo Maestro. Duygu Fatura ekürisinin tayı. Ve anneyi biliyoruz hepimiz. Gossip Girl. Gossip Girl bir Roveki temsilcisi. Roveki deyince de aklımıza gelen isim elbette Ribella. Hı hı. Yani Bravo Maestro'nun annesi Ribella'nın kardeşi. Tam kardeşi de bu tayın tam kardeşi ise baba Trivales, anne Gossip Girl, Indy Navy olduğunu söyleyelim. Evet. Bu taydan beklentiler ilk yarışında oldukça yüksekti. Yanlış hatırlamıyorsam altılı Ganyan'da koşunun favorilerinden biriydi bu tay. Yarış hayatının ilk startında. Bugün çok daha etkili, çok daha farklı bir yarış yapabilir bu tay. Bunun altını çizeyim. Grup çok uygun. Beklentiler ahır ekibinden çok yüksekti dediğim gibi yarış hayatına başlarken bu tayla ilgili. Ancak ilk yarışında beklentilerine veremedi. Tam olarak emin değilim, bilmiyorum ama bu kadar ara sonrası koşacak olması muhtemelen Shorshin, yani taylarda ilk yarışından, ikinci yarışından sonra hepimizin bildiği ufak tefek tedavi yöntemi olan Shorshin tedavisi görmüş olabilir. Bu kez çok daha hazır durumda, daha etkili olabileceği bir yarışa kaldığını düşünüyorum. Ki Gökhan ikinci kez biniyor. Muhtemelen dil bağı dilini bağlamışlar bu yarış. Gökhan'ın ilk yarışa ilgili raporu farklıydı. Muhtemelen idmanda da denemiş olabilirler. İyi bir yarış yapacaktır. 2 numaralı Bravo Maestro. Maestro, dikkat etsin yarış severlerimiz bu taya öncelikli olarak. Tamam. Bununla birlikte değerlendireceğim birkaç isim daha var burada. Black Oliva bunlardan biri. Yani grup içerisinde belki de en istikrarlı isimlerin biri Black Oliva. Son kısa vade koştuğu yarış sentetik pistte, unutmayalım ki kazanan Strongless 1.31.67 yaparken Black Oliva bu tayın, yani Strongless'in yaklaşık 5.5-6 boy gerisinde koşuyu tamamladı. Şimdi Strongless'in olduğu bir yarışa buradan hangi tayı götürürsünüz de orada 5.5-6 boy arkasında gelebilir? Bunun da cevabına bakmamız lazım. Black Oliva'nın o performansı çok kıymetliydi. Tek bir tereddüt var bende. 1200 metrede koşulacak olması yarışı. Eğer bu yarış 1500 metre veya daha yukarı bir mesafede olsaydı Black Oliva'yı gönül rahatlığıyla direkt yazın, arkanıza yaslanın derdim. Ama yarış 1200, bir Smart Robin temsilcisi, bunlar üçlüye döndüler. Geç gelişim gösteren taylar Smart Robin temsilcileri. Black Oliva da orta ve uzayan mesafeleri daha iyi yapabilecek olmasıyla
kısalan bu mesafede bende biraz tereddütler oluşturuyor. Yazacağım at ama güvenebileceğim bir at değil, onu söyleyeyim. Peki, peki. Charlie mutlaka şans vermemiz gereken bir isim. Dikkat edelim Charlie'ye. İyi koşacaktır. Bir iki yarış önce ikinci olduğu yarışı da yanılmıyorsam buradaki rakiplerinden 7 numaralı Dieter Beatty'nin arkası bir ikincilik olması lazım. Doğru, doğru. Ve o gün mücadeleyi aynaya kadar götürmüşlerdi. Dieter Beatty o gün daha rahat kalmıştı önlerde. Bugün biraz daha sıkıştırılırsalar bu Charlie için bir avantaj olabilir. 3-0-3 dedik. 7 numaralı Dieter Beatty mutlaka iddialı olacak bir tay. Ona da şans verelim. Bu tayın da son uzun mesafe yarışını ölçü almayalım. Kısa ve ortaları çok daha etkili koşabilecek bir görüntü ortaya koydu fiziksel olarak. Ve son olarak da bugün sürpriz beklediğim bir tay var. Farklı da koşabileceğine inandığım bir tay var. Özellikle dikkat edelim ve takip edelim. 6 numaralı Belle Isle diyeceğim. Mehmet'le bu yarışa gelecek. Mehmet Ekir'in kendi tayı zaten. Mehmet'ten de Mehmet'le birlikte iyi bir yarış bekliyorum. Startla birlikte ön tarafa hamle yapabilecek taylardan biri. Bir start çekmiş. Kısa mesafe çabukluk yaparsa çok ters bir yarışa imza atabilir. Peki Burak, 5 isim not aldık. Peki özellikle 2 numaralı tamam. Bravo Maestro. Başta şans verdiğin isim oldu. Devamında 1 numaralı Black Oliva. 2-1 yazdık. 3-7-6 olarak da sıralamayı tamamlamış olduk. Böylelikle İstanbul'da günün ilk ayağı için değerlendirmeler tamam diyebiliriz. Erol Kaya, selam Burak abi, hoş geldin. Kolay gelsin mesajını paylaşmış. Dostlarımızdan gelen mesajlar var. Benim dikkatimi 11 numara çekti diyor Hüsamettin Alaca, Çikok gelini annesi ve yorumunuz nedir Burak abi, hoş geldin, kolay gelsin diyor. Burak, Çikok gelini yavrusu 11 numaralı Yuvan Star için bir yorumun olur mu? Bir defa start aldı ve pek de bir başarı sağlayamadı. Evet, orijin olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki hem anne hem baba tarafından uzun mesafeye yatkın bir orijine sahip. 1200 metre bir yarıştan bahsediyoruz. Sürat yarışı, çabukluk göstermesi gereken bir yarış. İlk yarışında çok verimli bir not alamadı benden açıkçası. Beklentiler bugün ne olur, ne biter? Her zaman şunu söylerim. Yarış severlerimiz bir tayı gözlerinin önüne getirip de ondan farklı bir yarış bekliyorsa mutlaka ona şans versinler. At yarışının cazibesi bu. Herkes aynı şeyi görebiliyor olsaydı altılı ganyan ya her gün herkes bilirdi veya hiç kimse bilemezdi. Kesinlikle. O yüzden farklılık burada arz ediyor zaten. Gözüne çarpan bir şey varsa değerlendirsin. Ama dediğim gibi ilk yarışı parlak olmayan bir tay ve yarış hayatında 12-13 kez at binmiş bir binici var. Tecrübesiz bir biniciyle bu olumsuzlukları ne kadar olumluya çevirir? Bu soru işareti bende. Peki Burak, biz 2-1-3-7-6 şeklinde notlarımızı aldık ve günün ikinci ayağına geçiş yapıyoruz. Bu arada Gökhan Şeker, iyi akşamlar, iyi yayınlar Cemil abi. Yarın için zorlu bir İstanbul bülteni var. Ciddi bir ikramiye verebilir. Burak abiye çok selamlar, sevgiler mesajını paylaşmış. Gökhan'a da teşekkürlerimizi iletelim. Selamlar. Evet sevgili dostlar, günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiş yapıyoruz İstanbul'da. Kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Ve videoya bir beğeni, like bırakırsanız yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsınız. Katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz dedikten sonra geçelim şartlı 3 mücadeleye. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetikte boy gösterecek. Altılı Ganyan'ın da ikinci ayağı dedik İstanbul'da. Burak, 13 isim koşuya deklere, sözü sana bırakalım, neler söylersin? Yarışın kolay tarafından bakarsak 3 numaralı Lady of Partenia der, kenarı çekiliriz. Yarışın kolay tarafı bu. Evet. Yarışı biz mi zorlaştıracağız yoksa zorlaştıracağımız dediğimiz, anlatacağım o şık acaba öyle mi gelişecek yarış? Bir de ikinci bir şık var burada aklıma takılan. Peki. Şimdi yarışta sürat olacak, start verilecek. Ön tarafa You Never Know gidecek. Boogie Man onun arkasına kalacak. Bir yanına Capello ben buradayım diyecek. İşte Teen Spirit hadi hızlanın ben de geliyorum diye eşlik edecek vesaire vesaire. Final ön grubun içinde kalacak. Böyle süratli bir yarış olacak. Bu süratli yarışın sonlarında Lady of Partenia, sonlarda o bildiğimiz kısa ve etkili sprintini kullanıp yarışı lehine çevirecek. Şimdi bu kağıt üzerinde ilk bakıp da göze çarpan nokta. Evet. Bir de bunun ikinci tarafı var, ikinci şıkkı var.
Şimdi bir star çeken You Never Know var. Ve 5 star çeken Boogeyman var. Şimdi burada bu yarışta en öne gidecek iki at bunlar. Biri You Never Know, bir diğeri Boogeyman. Evet. Bu iki tayın birbirini yıpratmasını mı bekliyoruz? Birbirlerine müsaade etmesini mi bekliyoruz? Şimdi birbirlerini yıpratırsalar Müslüm çıktı 5 star, You Never Know 1 star. O zaman burada iç kulvarda kim kalacak? You Never Know kalacak bariyer dibinde içeride. Evet. Bunu dışarıdan yüklenip gelecek olan Boogeyman. Yarışın temposunun yukarı çıkmasını sağlayacak at Boogeyman. Yani o da şundan, dışarıda teslim olursa yarış ikisinin kontrolünde gider. Ama Boogeyman ısrar eder, dışarıdan yüklenip önüne geçmek isterse You Never Know'un, buna çok fazla müsaade etmeyeceği için You Never Know dışarıda kalıp o da eşlik ederse, o zaman biz 3 numaralı Lady of Partner'i bekleriz. Ama böyle evet. Olur mu? Bir tarafta Müslüm, bir tarafta Furkan Yüksel. Bunlar apranti kardeşlerimiz değil ki, tecrübeli biniciler. Bu hamlelerin ikisine de olumsuz yönde yansıyacağını biliyorlar. Şimdi iki yarış görmüş bir Boogeyman var. Bu kez çok daha hazır. Son yarışı hatırlayalım. Son yarışında son 100 metrede ikincilikten düştü. Yarışı kazananın 2,5 boy gerisinde bitirdi koşuyu. Yedinciliği. Bugün daha nefesli, daha kondisyona ulaşmış çıkacak. Diğer tarafta da You Never Know var. You Never Know'un da her ne kadar sentetiği eksikmiş gibi görünüyor olsa da 1400 metre sentetikte sentetikte toplamda iki yarış var zaten bu tayın. Biri grup 3 yarış. 5. olduğu çok yakın biten. Biri de evet. Handicap 22 ama kısa vade ayarında bir yarış. Cevdet Sümer yarışı. Orada da 1.26 ile en geri geliyor. 1.26 ile en geri geldiği yarışta buradaki atlar 1.25 yapıyor. Mücadelenin içinde kalmadan 1.26 yapıyor. Burada mücadeleye girip 1.25 yapıyorlar. Şimdi You Never Know ve Boogeyman'i siz ön tarafta birbirini yıpratacak diye beklerseniz arkada, ikisine müsaade ederse diğer 11 at, bu ikili el ele kol kola düzlükle beraber hızlanan sahada, kışın hızlanan bir sentetikte yakalanmaları da bir o kadar zor olur, onu söyleyeyim. O yüzden peki. Ben dedim ki biz evet, eğer garanticiye gitmek istiyorsak veya bütçeleri küçük tutmak istiyorsak Lady of Partner'i tek yazabiliriz. Ama aması var bu yarışın. Önde hızlı gideceğini beklediğimiz fakat bu beklentilere ters cevap vermeleri durumunda hem You Never Know hem Boogeyman ikisi de iddialı olabilir diye altını çizeyim. Bu ikiliye de özellikle dikkat edelim. 5 önce şöyle bir çizgi çekip rakip olarak önereceğim isimler 13 ve 5. Pardon. 3 başta 3 çizgi. 13 ve 5 rakip. Peki 3 numaralı Lady of Partey'e kazanması normal sonuç olur diyorsun ama bahsettiğin ikinci bir sahne var. Orada da özellikle You Never Know ve Boogeyman'ın ne yapacağı merak konusu diyorsun. İki alternatif karşısında biz 3 numaralı Lady of Partey'e şablonumuza alternatif bir banko olarak yazıyoruz ama çizgi çekip yanına 13 ve 5'i de ilave ediyoruz. Bu şekilde notlarımızı aldık. Gelen mesajlar var dostlarımızdan. Metin Karataş, iyi yayınlar Burak Bey, hoş gelmiş. Selamlar usta yorumcumuza der. Mehmet Barensel de teşekkürlerini iletmiş. Kolay gelsin yayınlar diyor ve burada özellikle Akın Sözen'le start alacak 9 numaralı Cerensel. Burak Bey'den 9 numaralı Cerensel için yorum alabilir miyim der. Mehmet Barensel birçok yarışsever dostumuzun da merak ettiği bir isimdir eminim. Cerensel'in süratli giden yarışlarda sonlardaki o etkili sprintini biliyoruz. Bir iki yarış önce de gereksiz şekilde ön tarafa erken gelen bir Cerensel vardı. O şaşırtmıştı hepimizi. Cerensel son yarış da yanılmıyorsam öne bir isim gitmişti. Kazanan Çirçuz'du. Çirçuz'un arkasında kalmıştı. Temponun içinde giden bir isimdi. Bugün öyle bir yarış olmayacak. Bazen bu hamleyi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yani benim de ilgilendiğim ekürler var. Şimdi İzmir'de bir ekürümüz var. Yeni kurduk ekürümüzü. 4-5 dayla sahaya giriyoruz. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah herkesin yüzüne baksın, ayakları düz bassın bütün atları. Diyorum ya, bazen sizin atınız engeli bekleyebilir ama yapabileceğine inanıyorsanız yarış içinde bir tane rakip belirlediğinizde kendinize onu bırakmamak adına yakın markaj altına alabilirsiniz. Cerensel de bunu yaptı bir iki yarış. Çirçuz'u rakip belirledi kendine. Ben Çirçuz'u geçersem kazanırım dedi. Çirçuz'un kontrolünde gidecek yarışta ona eşlik etmek istedi. Tabii Cerensel Çirçuz'a bunu yaptırmak biraz kolay değil. Zordu.
kendi olası bir daha etkili olabileceği bir performanstan 5. ayrıldı. Dediğim gibi bugün ön tarafa gidecek atlar olduğu için Cerensel daha bir kendi yarışını yapacak. Yani hem rakip yakalayıp hem geçmeye çalışmayacak onun temposuna kalıp. Kendi temposunda yarışı koşup sadece sprintiyle rakipleri geçmeye çalışacak. Mutlaka şansı eğer arka gruptan Lady of Partenya dışında başka bir at gelecek diyorsalar Filandos, Cerensel bunlar mutlaka değerlendirilmeli elbette. Peki Burak, ağzına sağlık. Bu detaylarla beraber 3 çizgi 13 ve 5 yazdıktan sonra geçiyoruz günün 5. koşusuna İstanbul'da. Buyur. Hep güzellikleri söyle. Eleştiri varsa onları da oku. Onları da baş tacıdır. Yani eleştirileri de alalım. Çok fazla eleştiri geleceğini düşünmüyorum sana ama olsun, mutlaka gelirse bana da. Mutlaka. Ve şu an eminim bize hani katılı üyeleri mesaj gönderebiliyor. Yayınımızda mesaj sınırı var. Yoksa mesaj açık olsa eminim şu an yarısever dostlarımız bizi mesaj yağmuruna tutuyordu. Ama ondan ziyade seni şu anda ekranda seyrettiklerinden eminim birçok dostumuz gayet memnunlar. Ki talepler de vardı. Sen de bizi kırmadın. Değerlendirmeleri yapıyorsun. Yayınımıza konuk oldun. Çok defa da görmek isteriz seni yayınlarımızda. İnşallah. Yani müsait olduğumuz sürece her zaman yanındayız, destekleriz. Çok teşekkürler. Günün 5. koşusuna geçiş yapacağız ama bu arada şunu da soralım sana Burak. Bazı yarışsever dostlarımız tabii seni Türkiye Jockey Kulübü'nün televizyonunda görüyorlar, değerlendirmelerine ulaşabiliyorlar. Ondan ziyade hani diğer zamanlarda yarışsever dostlarımızın senin değerlendirmelerine ulaşma şansı var mı? Sezonda ulaşsınlar. Ben öyle evet, ücretli bir sitemiz var, üyeliğimiz var. Ama bu aralar formsuzum. Bu aralar yeni sezonu beklesinler Nisan'a. Nisan'da sürprizlerle geleceğiz. Peki o yarış zaman yarışseverlerimiz. Kendi sistem yarışpostası.org. Yarışpostası.org ama sezonu bekleyelim. Peki yine de yarışsever dostlarımız dileyenler yarışpostası.org'yi ziyaret etsinler ama Nisan ayında beklesinler diye altını çizelim. Her şeyin başında samimiyet sevgiliciğim. Yani siz samimi olduktan sonra o samimiyeti karşı tarafa verdikten sonra yarışseverlerimiz ne demek istediğini de zaten çok iyi anlamıyor. Kesinlikle öyle. Bu detaylarla biz geçelim günün 5. koşusuna. Handikap 15 mücadele. Dişlere mahsus bir yarış. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetikte buluşacaklar. Yine kalabalık diyebileceğimiz bir koşu. 13 isim koşuya kayıtlı. Ve tabii baktığımızda Müslüm Çelik, Gökhan Kocakaya, Akın Sözen çok daha farklı biniciler var. Ama binicilerden ziyade çok da kaliteli isimler var. Sözü sana bırakalım bu koşu üzerinde. Neler söylersin? Çok zor bir yarış. Çok kalabalık tutmamız gereken bir yarış. Bir attan özellikle bahsedeceğim. Onun dışındakilerin üstünden geçeyim. Bizim ne kadar zamanımız var, nedir ne değildir bilmiyorum ama. Vakit sıkıntımız yok. O sabaha kadar buradayız yani. Tabii. şimdi Heva elbette koşunun şanslı atı. Söylenecek bir şey yok. İşte Jabel'den iyi bir performans gelecektir. Onun dışında Urshan Rose önde istediği tempoyu kurabilirse şöyle bir bakalım kağıt üzerinde. Heva'nın önde bekleme yapabileceği Fatih İngül'ü beklesin. Jabel, Urshan Rose öne gider. Samothrake öne gelir. Ama önde çok fazla bir yıpranma olmazsa, önde daha bir nefesi çıkabilirse Pershing Rose mutlaka iddialı olacak. She is the one iyi bir yarış yapabilir. Kind of Blue'nun performansını ciddi ölçüde yükseldiğini biliyoruz. Atçılığın hakikaten ne kadar enteresan ve kısmet bir iş olduğunu görebiliyoruz. Butay bir satış yarıştaydı. Satış bir yarıştaydı Aralık ayında. Evet. Satış bir yarıştan sonraki performansı o yarışı kazanıp akabinde koştuğu 3 yarış. Hatta içinde bir satış 2 de olması lazım. Doğru. 3 yarış var. 2 ikincilik, bir dördüncülük var. Yani müthiş bir performans. Tamamı da Halis Karataş'ta bu arada. Evet, o gün satılsaydı Halis abinin ekürden, Atman ekürüsünden o gün satılmış olsaydı şu anda alanlar tarafından çok ciddi anlamda bir performans gösterecek olurdu. Kısmet belki ilerleyen dönemlerde el değiştirir, yine bir satış yarışında görebiliriz. Şimdi buraya dönüp baktığımızda Kind of Blue dedik. Mystic Star diyeceğim. O da iddialı olabilecek bir at. Ve son olarak üzerinde de uzunca duracağım bir tay var. İşte bir kısrak var. 10 numaralı Pedro. Tamam. Şimdi burada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 7 ata şans vermiş olalım. Ama bunlar, efendim. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 dedik. Doğru mu? Doğrudur. Tamam.
Ama bunların içinde 10 numaralı Pedrum'dan daha detaylı bahsetmemiz lazım. İki yarış sevgili Daniel Kaya ile Admin mücadele etti. Daniel'e son yarış uzun mesafe yarışından sonra takip ediyordum Pedrum'u çünkü. Bakıyorum Pedrum o koşan Pedrum değil. Yani Ekim ayında ortaya koyduğu performanstan uzak yarışlar yapıyor. Dedim ki Daniel'le konuşmamızda ya sen biniyordun bir, ciddi bir sorun mu atlattı da dönüş yarışlarını yapamıyor diye sorduğumda. Yok abi kısaları her ne kadar uzunda kazanmış olsa da kısaları çok daha iyi koşabiliyor diyordu. Bunu diyen Daniel bugün bu hatta deklar olduğunu görebiliyoruz. Evet 2100 ve 2000'in ardından tekrar 1400'e çıkıyor. Tekrar 1400'e çıkıyor. Ve önde bekleme yapabilecek atlardan biri de aynı zamanda. Yarışın her iki yönünü koşabilir Pedro. Önde gidecek atların o dörtlü setin arkasında da kalabilir. Böyle 7-8 de gidebilir. Sonlarda yüklenebilir. Nasıl olursa olsun hiç fark etmez. Şunu söyleyebilirim ki Pedro bugün çok etkili bir yarış yapar. Ha ne yapar? Gelir aynada kaybeder ikinci olur. Kazananın bir boy gerisinde altıncı olur bilemem. Evet. Bu yarışları ne kadar ilgilendirir onu bilemem. Yarış severimiz genelde kazanıra bakar her zaman. Ama dediğim gibi kazananın bir boy gerisinde altıncı bile olsa hani bugün iyi koşacak dediğimin kanıtıdır, ispatıdır. Bugün iyi koşacak Pedro. Tekrar söylüyorum ne yapar ne eder ama mücadelenin içinde olur. 10 numaralı Pedro'ma özellikle dikkat edelim. Hatta bir adım ileri gideyim çok fazla bu kelimeyi söylemem. Böyle yarışlarda ikili bahis çok farklı yerlere gidebiliyor. Evet. Şöyle Pedro'nun arkası 3-4 tane atı bağlayıp bir ikili bahise de yönelebiliriz bu koşuda diye de ilave edeyim aslında. Peki Burak özellikle 10 numaralı Pedro'nun üzerinde ısrarla duruyorsun. Bir anlamda da aslında belirttiğin şartlarla beraber takipte de kalınması gereken bir isim diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu yarış olmasa bir sonraki yarış 14 handikapa iner. 14 handikapa 58-59 kilo ile iner. Orada o zaman aman aman demeyelim yani. Takip edelim. Peki sıralamayı ben bir kez daha paylaşacağım yarışsever dostlarımızla. 1 numaralı Heva ilk sırada şans verdiğin isim oldu. 3 numaralı Jabel ardından 4 numaralı Persian Rose. 5 numaralı She is the One. 6 numaralı Kind of Blue. 7 numaralı Mystic Star ve özellikle altını çizerek ısrarla üstünde durdun. 10 numaralı Pedrum şablonumuzda yer alan isimler oldu. Bu detayları da aldıktan sonra günün 6. koşusuna geçiş yapıyoruz. Altılı Ganyan'ın da 4. ayağı İstanbul'da. Günün keyifli geçmeye aday koşularından birisi. Handikap 22 mücadele aynı zamanda Sezgin koşusu olarak da kayıtlarda. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre sentetikte sahne alacak. Sahnede 9 isim seyredeceğiz. Sözü sana bırakalım. Hangi isim ya da isimler kazanmaya daha yakın? Burada 3 isim dikkat çekiyor bence öncelikli olarak. Bir kere kilo farkları karşımızda duruyor. Yarışta sürat olacak. Bunda hiç kuşku yok. Hı hı. Ama 63 kilolu Lokumoğlu ne kadar o sürata ayak uyduracak? Bu soru işareti. Şimdi Ulubatur mu Lokumoğlu mu? Ulubatur isterse alır numarayı. Hı hı. İsterse alır dememdeki neden şu. Saadettin abi Saadettin Boyraz'da start alacak. Saadettin Boyraz'da Ulubatur daha önce hiç start almadı. Şimdi Saadettin Boyraz startla birlikte Ulubatur'da ısrar edecek mi? Yoksa Lokumoğlu'nun hemen sağırsında bekleyip virajdan sonra düzlükte mi atlayacak? Bu çok önemli bence. Bunu kestirmek güç. Burada ya Saadettin Boyraz'a siz bir talimat verirsiniz elbette. Direktif verirsiniz padokta ama evet. Çıktıktan sonra Saadettin Boyraz, Halis Karataş, Gökhan Kocakaya, Özcan bunlar daha bir inisiyatif alabilen jokeyler. Çünkü sizin söyledikleriniz şu an yani yarışsever şöyle düşünsün. Onlar yarışın nasıl koşulmasını istiyorsalar öyle bir kurgu yapıyorlar. Antrenör de menajer de taktik verirken o istediği düzende gideceğini düşünerek bu taktiği veriyor yarış. Ama onu yaşayan jokey orada istediği düzende olmayınca bu kez inisiyatif devreye giriyor. Tabii yarış beklendiği gibi gelişmeyebilir. Aynen öyle. Yani biz yayınlarda eleştirdiğimiz apranti kardeşlerimizi eleştirmemizdeki neden bu.
ısrarla luta giriyorlar. Yani dışındaki atla beraber. Çünkü niye? Padokta talimat geliyor. Diyor ki numarayı bırakmayacağım. Ama eğer orada bir durdurma butonu olsa antrenör bu kez ona diyecek ki bırak gitsin yanındaki, sen kal arkasında. Öyle bir odaklanıyorlar ki gideceğiz gideceğiz diye. Her iki binici de gideceğiz talimatı alınca apprentice kardeşimiz attan indikten sonra telkinde bulunulmaması için kendine olumsuz yönde. Evet, evet. Gelen direktifi yapmak için ikisi de luta giriyorlar birbirleriyle. İşte burada bir Akın Sözen var, bir Saadettin Boyraz var. Burada apprentice arkadaşların, kardeşlerin performansın gibi olacakları düşünülemez elbette. O yüzden ben Lokumoğlu'nun çıkıp şöyle iyi başlayıp ele alıp Ulu Batur'un ısrarla geleceğini düşünüp Ulu Batur'a numarayı bırakıp arkasında kalıp kiloyu da ne kadar az hissederse o kadar avantaj noktasında hareket edeceğine inandığım için koşunun liderliğini Ulu Batur alır diye düşünüyorum. Ulu Batur bu koşunun liderliğini alması durumunda da Saadettin Boyraz'da o sertlik yapan bir türlü birincisine bırak gideceğim diyen Ulu Batur, Saadettin Boyraz'ın o sihirli elleriyle daha bir yumuşak kalabilir. Düzlüğü de daha nefesli çıkarsa da yakalanması zor olur. Onu söyleyeyim. 800 metrelik 55 veya 56 idi. Yayına bağlanmadan bir idman pistine bakayım dedim Ulu Batur'un. Maşallah iç sahada zımba gibi bir hazırlanmış. Görüntü de fişek gibi. Çıkıp bitirirse şaşırmayın. Onu söyleyeyim Ulu Batur. Peki. İçeriklisin. Ulu Batur'dan sonra Orhun Kağan diyeceğim. Bu yarışta beklentimizin dışına çıkar, çok ciddi bir sürat olursa sonlarda arka gruptan bir temsilci olarak Orhun Kağan bulunsun. Ondan çok sert bir yarış gelir. İddialı olacak Orhun Kağan. Onun altını çizeyim. Orhun Kağan'la birlikte değerlendireceğim bir diğer at Yetim Ali. Yetim Ali bize kazandığı yarışında şunu gösterdi ki ısrarla beni öne götürmenize gerek yok. Ben önde ön grubun içinde de bekleme yapıp kazanabiliyorum. Yani önde erken mücadelede kendimi yıpratmama gerek yok diye bir mesaj vermişti. Bugün öyle bir yarış olur. İşte Lokumoğlu, Ulu Batur, hemen arkalarında Romanoğlu'yla birlikte Yetim Ali. Yetim Ali de bu ikilinin durduğu yerde bayrağı devralabilecek bir at olarak görüyorum. Bu üç at rakiplerinin bir adım önünde değerlendireceğim misinler? 5, 4, 7 bu üçlüyü öncelikli olarak değerlendirelim. Bu üçlüden sonra kime istiyorsak şans verebileceğimiz bir yarış. Peki 5 numaralı. Orhun Kağan'la ilgili hemen şunu söyleyeyim. Orhun Kağan'ın yarış severlerimiz yakın arayla bu yarışı yapıyor. İşte 14 günde 3. yarışına çıkıyor vesaire tarafından sakın bakmasınlar. Şundan sakın bakmasınlar diyorum. Orhun Kağan idman yapabilen bir at değil. Yarıştan yarışa giden bir at. Yani kendini daha hazır yarış yaparak tutuyor. Bunun da altını çizeyim. Yani sık koşuyor tarafında kalmasınlar. Peki, peki. Önemli bir detaydı bu da Orhun Kağan özelinde. İlk olarak 5 numaralı Ulu Batur. Şablonda yer verdiğimiz isim oldu. En ciddi rakibi 4 numaralı Orhun Kağan diyorsun. Ve bir çizgi daha çekiyoruz. Yanında 3. sıraya 7 numaralı Yetim Ali geldi. 5-4-7 olarak notlarımızı aldık. Bu arada sen biraz önceki koşuyla ilgili özellikle Pedrum'un üzerinde durdun ki Mehmet Barensel de mükemmel pedigri diyor ve orijine de dikkat çekmiş. Metin Karataş bu koşu özelinde duman ortalığı duman eder diyor. Halis Karataş da start alacak ki sen de zaten 3 isim başta önerdin ama çizgi çektikten sonra mutlaka farklı isimlerde geniş oyunlar için yer almalıdır diyorsun. Ve Yetim Ali seriye bağlar der Hüsamettin Alaca. Bakalım koşu nasıl sonuçlanacak? Biz 3 isim yazdık. 5, 4, 7 şeklinde. Ve günün 7. koşusuna altılı gayrının gelen soruya istinaden de şunu söylemek lazım. Orjin tarafından. Evet, Azarax My Madonna. Bir kere onun kardeşi My Freedom. Evet, yani söylenecek bir şey yok ama ben şu tarafındayım. Ben çok fazla orijine şuradan takılmıyorum. Bir at 5 yaşına gelmişse, 5 yaşına gelmiş bir at bugüne kadar yarış hayatında 20-30 tane yarış koşmuşsa ya 5 yaş, 7 yaş, 6 yaş burada çok fazla orijinde takılı kalmamamız lazım. Bu at orijini olumlu da olumsuz da bu yaşına kadar zaten göstermiş. Bize bu yaşında atı değerlendirirken kendi içsel performansına bakmamız lazım. Ya 6 yaşındaki bir atın orijini baba grup 1, anne grup 1 olup da 6 yaşına kadar 25 yarış koşmuş
14 handikapın üstüne çıkamamış olması ana babasını yani belli bir noktadan sonra çok etkilemiyor. Aynen öyle. Ya, bu önemli olan bir orijine nerede bakacağız? Yarış hayatının ilk startı. Süratli bir pedigri mi? İşte uzun mesafeye ilk defa çıkıyor o grup. Mesafeye yatkın mı bu orijine? Yani orijin evet önemli ama ilklerle önemli. 20 yarış, 30 yarış koşan bir at için çok fazla önemli değil. Bu at zaten 20 yarıştır. Hatırlıyor olsaydı anasını babasını 20 yarıştır hatırlardı 25 yarıştır. Neredeydin diyorsun bu zamana kadar? Yani o yüzden o taraflara çok fazla takılmamak lazım bence. Peki Burak. Bunu da söylemiş olayım. Yo, bu da kesinlikle önemli bir ayrıntı. Yani birçok yarışsever dostumuz mutlaka ki bu detaya hakim ama en azından hakim olmayan dostlarımız için de önemli bir bilgi. Söyleyeyim. Sevgili Cemil, atıyorum sana yaz ayıdır beklenmedik bir yağmur yağar. Saha 4,5 ağır çıkar. O zaman 5 yaşında değil 8 yaşında da olsa onun ağır sahayı yapıp yapamayacağı orijinine bakarsın. Evet. O ayrı. Ama şu anda sentetikte koşulacak yarış. 5 yaşında çok fazla bir şey etki etmez bence. Bilmiyorum. Benim görüşüm. Peki senin görüşlerin bizim için her zaman çok kıymetli. Teşekkürler, ağzına sağlık diyelim. 5-4-7 yazdık ve bu detaylarla beraber günün 7. koşusuna geçiş yapacağız. Altılı Ganyan'ın da İstanbul'da 5. ayağı değerli dostlarımız. Kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza hala abone değilseniz gerek şu anda bizi canlı seyreden gerekse canlı yayının ardından tekrar seyredecek dostlarımız kanalımıza ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde abone olup ailemize katılabilirsiniz. Yine videoya bir beğeni like bırakırsanız yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsınız. Katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz. Bu arada yayının başında hatırlattım, bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bundan böyle şayet bir aksilik olmazsa İstanbul, Adana ve İzmir idman pisti görüntüleri Cemil Taşkale TV YouTube kanalımızda da olacak. Yarınki İstanbul koşuları ile ilgili idman pisti görüntüleri de yayınımızda bu videonun altına link olarak bıraktım. Linke tıklayarak da idman pisti görüntülerini seyredebilirsiniz. Günün 7. koşusuna geçiş yapalım. Şartlı 3 mücadele 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetikte boy gösterecek. Dişilere mahsus yarışta 9 isim koşuya kayıtlı. Sözü sana bırakalım Burak. Neler söylersin dişilere mahsus şartlı 3 mücadelede? Ya çok fazla konuşulacak da bir yarış değil açıkçası. Ruby Royal var karşımızda. Nihayet düzenli olarak koşmaya başladı. Ya bu atın hızlı pist yarışlarına bakalım. Hızlı pist. Ya hızlı pist dediğimizde ne gelir aklımıza? Çim ve sentetik. Hı hı. Buna ıslak kum da koyabilirsiniz ama ıslak kumda koştuğu ve etkili olamadığı yarış ara sonrası bir yarış. Çim ve sentetikte koştuğu 3 yarışa baktığımızda bir birincilik, iki ikincilik elde ettiğini görürsünüz. Özellikle bu yarışları ne zaman yaptı? Dili bağlandıktan sonra yaptı. Belki de bu at kuma çıktığında çok daha etkili bir performans sergileyebilir. Kumda henüz dili bağlı koşmadı. Dil bağını ne zaman koştu? Çim'de Bursa'da kazanırken ve aradan sonra ıslak kumda yarış gördü. 3 aylık bir aranın ardından. Akabinde sentetikteki son 2 yarışta kendini gösterdi. Ve son yarışında 1500 metrede, bir önceki yarış 1400, son yarış 1500, 1500'deki yarışı Gökhan Kocakaya ile fotoda kaybetti. Ve mücadeleye daha erken girdiği bir yarıştı. Viraj üzerinde çok ciddi presler yedi. Bugün öyle bir pres yapabilecek bir at yok burada. Yani çeke çeke zaman zaman öne de gelebilen bir at. Son yarış aradan sonra koştuğu için bekleme yapmıştı. Ön gruba da gelebilir. Ama çeke çeke Abakay kızına aldanmayın. Çıktığı gibi kazandığı yarış vardı. O gün çok uygun bir maiden yarıştı. Öne gidecek at yoktu. Öne gidecek at olmadığı için yoklukta öne giden bir attı. Yani öyle bir ön tarafa gidecek bir at değil ısrarla. Ruby Royal'dan daha seri değil her şeyin başında. Ruby Royal'dan daha seri bir at yok burada. Bu kısrakta starttan çıktığı gibi de kısalan mesafeyle sentetikte 1400-1500 yarışları arkası 1300'de Gökhan Kocakaya'yla çıktığı gibi kazanması lazım bence. Yani bu günün en güvenilir ismi bence. Peki günün 5. ayağında İstanbul'da 8 numaralı Ruby Royal Gökhan Kocakaya idaresinde günün en güvenilir ismi diyorsun ve şablonumuza Ruby Royal'ı yazıp yalnız bırakıyoruz. Banko olarak notlarımız arasında yerini aldı. Bu detaylarla beraber günün ilk 5 ayağını İstanbul'da geride bıraktık. Günün 8. koşusuna kapanışa geçiş yapacağız ama
gelen bir iki mesaj var. Onları es geçmiş olmayalım. Yasin Taşçı, kral gelmiş, hoş gelmiş. Burak abime çok selamlar diyor. Selamlar olsun Yasin'e de. Eksik olmasın. Ve Oktay Ustun'a iyi yayınlar Cemil kardeşim, herkese bol şanslar dilerim diyor. Oktay Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Bu detaylarla beraber günün 8. koşusuna geçiş yapıyoruz. Sevgili dostlar, yarış yazarı Burak Spaylar yayınımızın konuğu ve İstanbul koşularını değerlendiriyor. Birazdan İstanbul'u tamamladıktan hemen sonra siyahbayrakayna.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan bizimle birlikte olacak ve Bursa koşularını değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın diyelim. Ve günün 8. koşusuna geçiş yapalım. Burak, İstanbul'da kapanış bir maiden mücadeleyle yapılacak. Kısa mesafe olacak. 1300 metre sentitikte 4 yaşlı Arapları seyredeceğiz. Koşuda 14 isim kayıtlı. 11 numaralı Askaros ve 13 numaralı Gül Yaprağı Eküre olarak start alacak. Maiden mücadeleyle kapanışı yapacağız ama hangi isim ya da isimler maiden'dan çıkmaya daha yakın sence? Burada startla birlikte Gül Yaprağı zaten Berkan Çığla dayanacak. Artık ne varsa, attan ne varsa onu isteyecek yarışın başında. Geçebilen varsa gelsin beni geçsin diyecek. Geçebilen varsa onu da geçecek. Öyle bir yarış olacak. Biz yarışın başlamasıyla birlikte en önde Gül Yaprağı'nı göreceğiz. Hı hı. Gül Yaprağı'nı geçen olmazsa yarışı bitirirken de Gül Yaprağı görürüz. Ama burada iki tane rakip önereceğim. Bunlardan biri, evet, 10 numaralı Türk Soylu. Çok istikrarlı koşuyor. Tabeladan düşmüyor. En ciddi rakip. Ama bir isim var. Bugün unutulmasın. ADF tablosunu tabii göremiyoruz ama merak ediyorum yarın ne çıkacak. Unutulmasın. 6 numaralı Kızıl Vazo. Hı hı. Kızıl Vazo yarış hayatına Çin'de başladı. O yarışından sonra ufak tefek sorunları halledilip geri geldi. Geri dönüş yarışı ölçü almayalım. Nefes açtı. O zaman biz ne yapıyoruz? İlk startı demek ki sorunlu koştuğu, belki de sorunu yarışta nükseden at ilk startında etkili olamadı. Bunu görmezden geliyoruz. Aradan sonra 3 ay sonra koştu. İkinci startını nefes yarışı görelim. Tecrübesiz bir tay ikinci yarışı. Bunu da görmezden geliyoruz. Üçüncü yarış ne yaptı ona bakalım. Üçüncü yarışında ne yaptı? Üçüncü yarışında yengeç. Bir sonraki yarış çıktı. 2000'de de kazandı. Bu yengeci evet. De bir yerlere not alın. Açık yarış atın. Onun da altını çizeyim. Ya ben bunu daha ilk maiden yarışında yayında yoktum o zaman. Yazımda yazmıştım yanılmıyorsam. Ya açık yarış atın bu at. Yengeç. Ertegi beklentilerin yüksek olduğu bir at. Turap Bey, gücüne çok inandığımız bizim ekürimizin atlarından Turap Bey. Ve çok ciddi bir meblağ karşılığı satışlardan aldığımız bir attır Turap Bey bizim. Bunun da altını çizeyim. Beklentilerimiz çok yüksekti. Karşılayamadık. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi olur. Ya, bu grupta son 150 metreye kadar Kızıl Vazo çok sert götürdüğü yarışı numarada kaldı. En önde kaldı. Son 150 metreye kadar. Son 150'de dama dedi. Fakat arka taraftan Budaklı bugün koşuyor mu? Evet. Budaklı. Kondu Bey. Kondu Bey var mı burada? Bugün yok. Değil mi? Yok. Yok. Atlı savaşçı Mitralyöz. Mitralyöz olmasın. Savaşçı var. Var. Ya bunların hiçbiri o yüksek tempoya çıkan Kızıl Vazo'yu gelip geçemedi. Kızıl Vazo o gün 5. oldu. 5.'ye de ikramiyenin olduğu yerde. İkramiye de öyle bir ikramiye değil. Bir seyis, o yarışın 5.'si bir seyis maaşı çıkarır. Onu söyleyeyim. Yani 3.000 lira bir meblağ. Evet. Bu atlarda maiden atı sonuçta. Her gün yarış, her koştuğu yarış kazanan atlar değil. Sürekli kesinlikle tasa yazan atlar değil yani. Bu atlar birçoğu cepten yiyen atlar baktığınızda. Ve o bu grup için 5.likte bir kıymetli bir şey tabii ki. Yani giderinizin ay sonu düşmesi de kıymetli bir şey. Kızıl Vazo daha sonra koştuğu yarış Kocaeli Kumu'nda virajın orada zaten dışarı açıldı. Yani aksiyon ayağını yapamadı. Sola virajlı sahayı yapamadı bence. Bugün tekrar sentetiğe geliyor. Muhtemelen ısrarcı olmayacak önde. Kaç start çekmiş? Ona bakalım. 5. 5'ten çıkıyor. Hemen arkasında kalacak. Gül Yaprağı 1 start. Ona bırakmaz numarayı. Kızıl Vazo'yu çok bırakacağını düşünmüyorum. Daha hızlıdır. Gül Yaprağı numarayı aldıktan sonra arkasında kalacak. Artık orada virajdan, düzlükten itibaren Gül Yaprağı'nı atlatır,
arkadan gelecek atlara cevap verirse veya Gül Yaprağı ile birlikte kendini tek at gibi 400'de buluşturur da birbirlerini sürüklerseler çok iddialı bir yarış yapar Kızıl Vazo. Özellikle dikkat etsin yarış severlerimiz diye de uyarmak isterim. 13, 6, 10 burada öncelikli 3 at. Onu söyleyeyim. Peki ilavemiz olacak mı Burak buraya? Yarış severlerimizin tuttukları at varsa şans versinler ama benim ilave edeceğim isim yok açıkçası. Peki ekür avantajı da bulunan 13 numaralı Gül Yaprağı senin ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. Ardından 10 numaralı Türk Soylu ikinci sırada yerini aldı. Gökhan Kocakay idaresinde olacak ve özellikle altını çizerek bayağı bir detay verdin. 6 numaralı Kızıl Vazo o da 13-10 ve ardından yerini aldı. 6 şeklinde notlarımızı aldık ve böylelikle İstanbul şablonumuzu oluşturduk. Değerlendirmelerini aldık. Ağzına sağlık, emeğine sağlık diyelim. Genelinde ilave edeceğim başka bir detay var mı İstanbul programı için? Yok, yarı severlerimize bol şanslar. Dediğim gibi Rubin Royal kazanması gereken bir yarış günü. Rubin Royal kazanır diye düşünüyorum. Birinci koşuda birinci dörtlü Ganyan için, müşterek bayisinin farklı yönleri için Müslüm'le birlikte start alacak. 6 numaralı, 8 numaralı Şanver diye de mutlaka dikkat etsinler diye de uyarayım. Birinci koşuda altılı Ganyan sermayesi çıkarmamız lazım. Onu da söyleyeyim. Peki Burak, teşekkürler. Ağzına sağlık bir kez daha. Bu arada tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan bana özelden bir mesaj göndermiş. Sana selamlarını iletiyor. Burak abiye çok selamlar mesajını iletmiş. Sağ olsun. Kemal'e de selamlar. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Çok başarılıdır. İnşallah yani sosyal medyada hakikaten sosyal medya sayesinde tanıştığımız ve eminim çok çok daha iyi yerlere gelecek insanlar var. Hı hı. Şöyle ben çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmiyorum. Belki de şundan, haftanın 4-5 günü yayında olduğumuz için yayında söyledikten sonra artık yoruluyorsun, bir de sosyal medyadan yazmıyorsun. Gerek kalmıyor. Bunların türlü sosyal medyayı belki de kullanmıyorum. Ama sosyal medyada yakından böyle takip ediyorum paylaşımları. Kötü niyetlileri ayırıyorum. Tamamen iyi niyetliler üzerinden. Eleştiri de varsa iyi niyetle eleştiri. Her zaman baş tacıdır. Kesinlikle. Kötü niyetli artık o, ya insanların hakikaten psikolojileri çok bozuldu bu pandemiden dolayı. İş konusunda sıkıntılılar, maddi anlamda sıkıntılılar. Ya artık en ufak şeyde birbirimize saldırır olduk. Bunları da tolere ediyoruz. Onda da sorun yok. Birçok hakaretle yetiştiğimiz oluyor. Çok affedersin, küfür de yediğimiz oluyor. O da evet. Diyoruz ki yani yarış severdir, canı yanmıştır. Buna belki de olumsuz yönde biz vesile olduk. Yapacak bir şey yok. Onun canı sağ olsun diyoruz. Geçiştiriyoruz. Ama yakından takip ettiğim, işte az önce paylaştığın Yasin dedi. Kemal. Yasin dedi. Ondan sonra Gökhan dedi. Kemal. Gökhan Şeker. Kemal evet, dedi. Evet. Yani hakikaten çok bilgili kardeşlerimiz daha iyi yerlere geleceklerdir. Tabii bunlar birçoğu ekran başında bu bilgiye sahip olmaya çalışıyor. İnşallah sahanın içine daha fazla girerler. Kim bilir, belki ileride bir jokey menajeri olurlar. Belki bir gün bu iş devir teslim. Hiç kimsenin bir ara öyle bir anket açılmıştı TJK TV ile ilgili. Çıkın yerinizi bırakın gençlere de. Ya biz de gençiz. Seni ayıklamışlardır Burak. TJK'nın kapısı herkese açıktır. Öyle yani, bu iş bayrak yarışı. Muhakkak bu dönem biz varız. Bir sonraki dönem bir başkaları gelecektir. Bu kardeşlerimiz de bir yerlere gelecektir. Hiç kimsenin tapulu malı hiçbir yer değil. Hiç kimse korkmasın. Tek gayemiz var. Samimiyetle yarışsevere yardımcı olmaya çalışabilmek. Kim yarışsevere tüm samimiyetiyle yardımcı oluyorsa ne mutlu ona demiş olalım. Çünkü burada ortada bir havuzda bir meblağ var. Bu kimsenin cebine tek başına girmiyor. Orada bir insanın kazanmasına vesile oluyorsanız, o insan da size, bırakın özelden bir şey yazıp yazmamasını, bunu siz akşam vicdanen ben bugün birilerine fayda sağladım deyip de mutlu oluyorsanız, gerisinin evet, hiçbir önemi yok. Hakikaten yazılmış olumlu olumsuz hiçbirinin önemi yok. Önemli olan sizin, insanların iki dudağınız arasından çıkan o atlara yaptıkları müşterek bahiste onların yüzünde tebessüm oluşturabilmeniz. Gerisi teferruat zaten.
Burak, ağzına sağlık. Birçok dostumuzun da aslında merak ettiği detaylara da değinmiş oldum bu vesileyle. Umarım hemen herkes için, yani bu, hani sen de az önce belirttin, kötü niyetleri ayırıyorum dedin. Onlar zaten her zaman kenardalar ama ondan ziyade herkes için hayırlısı olsun diyelim. Herkes hak ettiği yere gelir umarım ama sen az önce de belirttin, yani iyi niyet, gönül rahatlığı her şeyden çok daha kıymetli. Ya siz samimi olduktan sonra o karşı tarafa çok rahat geçiyor, inan. Ya yarı sever o kadar. Şimdi, efendim. Bölüyorum seni. Şimdi çok kıymetli arkadaşlarımızdan bahsettik. Birazdan siyahbayrakaynu.com yarış yorumcusu Mustafa Şancan yayınımızda olacak ve Bursa koçlarını değerlendirecek. Sana veda edeceğiz ama sana veda etmeden önce, yayından önce de bahsetmiştim. Mustafa Şancan'ın Twitter'da paylaştığı bir post vardı. Onunla alakalı sana bir teşekkür etmek istiyor. O yüzden sana veda etmeden ben Mustafa Şancan'ı yayına alacağım. Ardından sana vedamızı yapacağız. Tamam. Mustafa, hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Hoş bulduk Cemil. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şöyle kısa süreli bir üçlü yayınımız olacak. Burak Spayler'le İstanbul'u değerlendirdik. Seninle de Bursa'yı değerlendireceğiz ama Burak'a veda etmeden önce seni yayına aldık. Burak Spayler'e söyleyeceğin birkaç detay var. Biliyoruz. Aynen ya. Burak abi, iyi akşamlar ilk öncelikle. İyi akşamlar Mustafa. İyi akşamlar. Yani şöyle söylemek istiyorum. 2017-2018 yılı gibi ben bir ara vermiştim bu oyunu oynamaya o dönemde. Ondan sonra tekrar oynamaya başladığım dönemde TCK TV'de birkaç at hakkında, yani daha doğrusu çoğu at hakkında bilgim yoktu. TCK TV'deki de programları izliyordum öğrenmek için. Burak abi ilk kez o zaman görmüştüm. Yorumlarına zaten Cemil Sağ'la özel konuştuğumuz anları söyledim. Yani Burak abi bir yorumcu olarak kendi adıma benim yani bir idolüm diyebilirim esasında. Yaptığı yorumu çok beğeniyorum. Daha sonrasında kendisine de birkaç tane DM'den de mesaj atmıştım. Hatta hiç unutmadığım bir isim var. Antonella. Ankara'da koştuğu bir koşu vardı. Burak abi sayesinde %7 AGF'lerdeyken banko vermişti. Onun sayesinde bir oyun yakalamıştım. Birkaç kere mesajlaşmıştık DM'den. Ben mesaj atmıştım. Teşekkür mesajı atmıştım kendisine. Daha sonra da kendim yorumcu olduktan sonra da bugün de açık koşuda koşan bir Black Metal isimli bir safkanın ben kapalı gözlük takmadığını düşünerek kapalı gözlük deklarisi yapılırken nasıl takılmaz diye bir tweet atmıştım. Sosyal medyada. Atan Zilcioğlu ve TCK'yı etiketlemiştim. Atan Zilcioğlu dönüş yaparak kapalı gözlüğün olduğunu beyan etmişti. Ama görüntülerde ben görememiştim. Dikkat edememiştim. Dikkatimden kaçmıştı. Öyle diyeyim. Çok araştırmadan yaptığım bu paylaşımdan dolayı da birazcık da linç uğramıştım açıkçası. Burak abi de sağ olsun DM'den bana mesaj atarak hani destek ola bana, öyle söyleyeyim. Benim moralim çok yükseltti. Belki de ertesi gün ben bir daha yazı bile yazmayacaktım. Yani o kadar moralim bozulmuştu. Burak abim de şu anda hala ben yazı yazıyorsam, yayına çıkıyorsam çok büyük emeği var üzerinde diyebilirim. Yani kendisinin belki haberi yoktur ama onun için bağlanmak istedim. Senden de rica etmiştim. Çok teşekkür ederim Burak abi tekrardan desteğin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol güzel düşüncelerin için. Yani bu Mustafa, emin ol sen bunu sosyal medyada yaptın. Biz bunu gazetede yaptık. Yani gazetede bu hataya düştük. Haber yaparken. Bu tamamen şundan. Sana o gün de bunu DM'den yazarken onu demiştim. Cemil de radyocu. Cemil bunun da söyleyeceğimi de teyit edecektir mutlaka. İlk haber benden çıksın. Ben yakaladım. O habercilik, o gazetecilik ruhu vardır ya. Bunu yapıyor olabilmek. İlk ben paylaşayım. Benden bilinsin bu. Örnek veriyorum benle ilgili. Televizyon ilk çıktığımda kimsenin bilmediğini tırnak içinde, ben yayında partnerim kim olsa, Yalçın olsun, Mustafa olsun, Ferdi olsun, Barbaros olsun, hani söylemem. Önce benden çıkmalı o. Bunu ben gördüm, ben paylaşacağım. Ha, bu hata mı senin yaptığın? Değil. Ben, senin için bu bence kesinlikle hata olarak görme, kazanılmış bir tecrübe olarak gör. Bundan sonra sen ne yapacaksın? Bir daha yapacağın zaman veya ben, sen ben derken yanlış anlama estağfurullah, kimseye akıl verdiğimiz yok. Bir şeye, detaya bakarken bir kere değil, üç kere, beş kere daha bakacağız. Aynen öyle. Bu saatten sonra artık sen yoğurdu da üfleyerek yiyeceksin maalesef. Aynen o şekilde oldu. Ben de daha dikkatli paylaşımlar yapıyorum artık yani bu konuda. Allah herkesin yolunu açık etsin. Sana da başarılar, bol şanslar. Çok teşekkürler. Daha iyi yerlerde hep beraber oluruz ya. Cemil bir gün pandemi kalksın, Cemil bir organizasyon yapar. Cemil Taşkale masası diye. Hep beraber İnşallah. Orada bir sofra kurarız, bir muhabbet ederiz. İnşallah. Çok isterim.
İzmir'e gelirseniz Burak abi ağırlamak isterim İzmir'de. Ya yalnız İzmir Mart'ta inşallah. Yani Mart'ta şu anda bir gebe kısrağımız var. Doğumu var. O doğumdan sonra bir İzmir'e geleceğim. İzmir'de taylarım var. İpodromda da denk gelebiliriz elbette. Memnun olurum. İnşallah. İnşallah çok isterim tanışmak. Yüz yüze tanışmak çok isterim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Burak. Ağzına sağlık. Sen dedin ki hani vaktimiz var mı diye ama ben de önü açık bıraktım. Senin de çok fazla vaktini aldık. Bir kez daha ağzına sağlık, emeğine sağlık. İnşallah en yakın zamanda bir kez daha yayınımızda ağırlamak isteriz seni. Tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi akşamlar herkese. Başarılar, bol şanslar. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Evet sevgili dostlar, yarış yazarı Burak Spayler yayınımızdaydı ve İstanbul koşularını Burak Spayler değerlendirdi. Notlarımızı aldık ve kapanışta da Mustafa Şencan yayınımıza bağlandı. Birazdan Bursa'yı değerlendireceğiz ama Mustafa Şencan da Burak Spayler'e bir teşekkür iletecekti. Onu da aktardı bu vesileyle. Tekrar sana hoş geldin diyelim.